bugün size bir makalede demonstrasyon yaparak Revman'ı, Review Manager programını tanıtacağım. Onunla ilgili bir uygulama yapacağım. Bu sunumdan sonra sizin de nasıl yapabileceğinizi, meta analizin basamaklarını geçen hafta konuşmuştuk, 9 adım demiştik. Onları tekrar edebilmeniz, sayabilmenizi ve Review Manager'ın ekranlarını nasıl kullanıldığını teorik olarak bilmenizi hedefliyorum. Üzerinde çalıştığım ve size de demonstrasyonunu yapacağım makale bu. PubMed'den böyle meta analizler ararken yeni tarihli, 2018 tarihli Public Health Reviews dergisinde yayınlanmış. Şu başlıkta The Effect of Antenatal Care Follow-up on Neonatal Health Outcomes A Systematic Review and Meta-Analysis bir araştırma buldum. Bunu size takdim edeceğim. Burada neonatal sağlık çıktılarına neyin etkisine bakmışlar? Antenatal bakımın. Yani doğum öncesi kontrole giden annelerle gitmeyen anneler arasında acaba bebek mortalitesi açısından fark var mı? Onu incelemişler. Review Manager'ı gene buraya koydum ki daha sonra bu sunumu izleyenler isterse oradan indirip bakabilsin diye. 9 adımı hatırlayalım. Soru soracaktık. Bir arama yapacaktık. Medline'da veya başka bir yerde. Bulduğunuz makalelerin başlıklarını okuyacaktık. Birinci adımda madem bir soru soracaktık, ben baktım ki bu araştırmacılar bu antenatal bakımla ilgili meta analizlerinde ne sorusu sormuşlar? Şunu sormuşlar. Diyor ki girişin son kısımlarında bir yerde bu makaleyi de linkini verdim bulabilirsiniz. Ben de paylaşabilirim sizinle. Diyor ki bu girişin son cümlesi, bu amaç cümlesi. Therefore this systematic review and meta analysis aims to estimate the effect of antenatal care follow-up on neonatal mortality using available studies. Mevcut çalışmaları kullanarak antenatal bakımın yeni doğan mortalitesine etkisini araştırmayı amaçladık. O zaman PICO formatında bunu sorsak P problem patients şeklindeydi. Kim bunlar? Yeni doğan bebekler. Bunlar da girişim ve karşılaştırma ne? Antenatal bakım yapılanlar ve yapılmayanlar. Outcome'ımız da ne? Mortalite açısından fark var mı yok mu? Buna bakmışlar. Ondan sonra gene birinci adımda madem arama yapacağız, neyi arayacağız? Bu antenatal bakımla ilgili anahtar kelimeleri tanımlamamız lazım. Bakın şunları yazmışlar makalelerinde. Şu anahtar kelimelerle aradık diyor. Embase, PubMed, Cinahl arama motorlarını şunlarla aradık. Maternal health services, antenatal care, follow-up, visits, utilizations. Zaten neonatal death, mortality, hani bunlarla aranın. And dedik, on, or dedik. Bunları bu şekilde aradıktan sonra hani bir önceki seminerimizi hatırlayın. Başka ne yapmak gerekirdi? Elde ettiğimiz makalelerin kaynaklarına da bakarak, bunların kaynaklarına bakarak bizim anahtar kelimelerle arama motorlarından çıkmayan başka ek makaleler de bulmaya çalıştık. Hatta demiştik ki yani ilgili uzmanlara, bu işi bilen, yazan kişilere de sorabiliriz. Ya bu konuda ben şunları buldum, başka makale var mı acaba diye. İngilizce dilinde yapılmış şeyleri aramışlar tabii. Bu bir kısıtlılık, sayabilirsiniz bunu. Başka dilde mutlaka belki yapılmış, Rusçası, Çincesi, Arapçası olabilir yani. Ondan sonra dahil etme ve hariç tutma kriterlerini koymuşlar ki buldukları makalelerin hangilerini çıkaracaklar, hangilerini dahil edecekler. İngilizce yapılan o antenatal vizite, neonatal ölüm, bu ikisiyle ilgili de bilgi içeren bütün makaleleri dahil etmişler. Sonra neyi çıkarmışlar? Eğer bununla ilgili bir bilgi bulamazsalar makalede, zaten dahil etme kriterini karşılamıyor aslında. Ama olsun, onu da buraya yazmışlar yine. Ondan sonra bir de tam metnine ulaşamazsalar. Tam metnine ulaşmayla ilgili kriterlerini de şöyle yazmışlar. Mail yazdık diyor. İki kere ana yazara, birinci yazara mail yazdık. İkinci mailde de cevap gelmezse o makaleyi çıkardık, ona ulaşamıyoruz dedik. Bu aslında bence gene eleştirebileceğimiz bir husus. İkinci adımda arayınca ne çıkmış acaba PubMed'i vesaireyi? PubMed'de bu kelimelerle arayınca 350 çalışma bulduk diyorlar. Sonra
Henare Cinal Cochrane'i arayınca 244 makale bulduk diyorlar. Ve bunların duplikatlarının, mükerrerlerinin, tekrarların olduğunu gördük. 494 makaleyi çıkardık. 350, 240 daha kaç ediyor? 594 yapıyor. 100 tanesini demek ki tekrar diye çıkarmışlar. Ondan sonra 444 çalışmayı başlıklara bakarak, sadece başlıkları okuduk diyor ve 444 çalışmayı çıçıkardık. Geriye kaç kaldı? 444 50 çalışma kaldı. Bu 50 çalışmanın da özetini okuduk diyor. Özetini okumakla da gene 20 tanesini bizimle ilgili değil deyip çıkarmaya karar verdik. Geriye kaç kaldı? 30 tane kaldı. Hani ulaşamadıkları makaleler falan hangileri, onu da burada belirtebilirdi belki. Ben onu şu ana kadar anlayamadım. Ondan sonra 12 tanesini de bu sefer tam metnine, 30 tanenin tam metnine ulaştık ve okuduk. Bunlardan da 12'sini yine çıkardık ve 18 makale kaldı. Demek ki 18 tane çalışmanın bir meta analizine bakacağız. Evet, 18 tane çalışmanın meta analizini dahil etmişler ve bunları biraz önce belirttiğimiz şekilde okumuşlar. Hepsini tam okumamışlar. Bazılarını sadece başlıklarını okumuşlar, bazılarının özetini okumuşlar. 30 tanesinin tam metnini okumuşlar ve 18 tanesinin de içindeki işlerine yarayacak verileri çıkarmaya karar vermişler. İşlerine yarayacak veriler hangileri? Neleri çıkarmışlar bakalım? Şu tablodaki bilgileri çıkarmış. Ana yazarı, yılını, hangi bölgeden bu araştırma gelmiş, bunu yazmışlar bir değişken olarak. Onun dışında araştırma tasarımını yazmışlar. Cross-sectional, kesitsel çalışmaların, cohort çalışmalarının, vaka kontrol çalışmalarının da meta analizi olabilir. Nitekim burada bakın, buldukları makalelerin, 18 tane makalenin birçoğu cross-sectional, kesitsel çalışma. Kriterleri neydi çünkü? Kriterleri şuydu: antenatal bakımla ilgili bilgi verecek, bir de bebek mortalitesini söyleyecek. Eğer bu ikisini araştırmasına dahil etmişse o çalışmayı almışlar. Örneklem sayısını yazmışlar buraya. Örneklem sayısı 14.000 kişilik çalışmalar da var. 190 kişilik çalışma, daha küçük çalışmalar da var. 14.000, 24.000 mesela 56.000 kişilik böyle büyük çalışmalar da var. Daha küçük çalışmalar da var. Ondan sonra antenatal bakım almayanlar ve alanlar. Almayanlardan bebeği ölenler ve ölmeyenler ve bebeği yaşayanlar ve ölenler gibi bu bilgileri özetlemişler. Benim ilk bakışta dikkatimi çekmemişti. Tabii bu tabloyu en sonunda bilgisayara gireceğiz. Revman bu tabloyu esas alarak çalışacak. O zaman dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü baktım ki normalde ne olması lazım arkadaşlar? Şuradaki toplam verdiğine göre sample size'ı, buradaki yaşayanlar ölenler, buradaki yaşayanlar ölenler toplayınca buradaki totali vermesi lazım. 332 tutuyor ama ötekilerde maalesef böyle bir sıkıntı var. Onun dışında bakın şurada bir sorun var gibi. Beşinci adımda elde ettiğimiz makalelerden atlayacağımız olacak mı? Kaliteleri nasıl? Kaliteleri neye göre bakmamız lazım? Bakmışlar. Demiştik yani kaliteyi değerlendiren yazılımlar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Çok daha sıkı çalışmak isterseniz. Ama bunlar neye bakmışlar? İki araştırmacı diyor, bağımsız olarak iki araştırmacı bunları inceledi. Ondan sonra da iki araştırmacının bu incelediklerini, elde ettiği verileri başka diğer iki araştırmacı da, isimlerin baş harflerini buraya yazmışlar, onlar da doğruladı. Hata olmasın diye yani. Altıncı adımda heterojeniteye bakmak lazım. Heterojeniteyi bize Revman verecek. Orada Cochrane Q'ya bakıyorduk, hani iki kare değerine. Ve P değerine bakıyorduk. Bir de I kare değerine bakıyorduk. I kare bize heterojenitenin yüzdesini veriyordu. Yüzdeleri de hani hatırlarsınız belki geçen sunumumdan. %70'in altında bir heterojenite olması tercih ediliyordu. İşte %75'in üzerine yüksek değil ama kesin sınırlar I karede yoktu. Bunların çalışmasında, bu araştırmacıların çalışmasında I kare değeri şuradaki zannedersem diyeyim. Evet. Bu P küçüktür 0.001. Yani anlamlı bulunmuş. Heterojenite var. I kare değeri de %80 bulunmuş. Bu nedenle diyor biz random efekt meta analizi kullandık. Yedinci adımda
araştırmanın en önemli kısmı bu bilgileri, o biraz önce gördüğümüz tablodaki bilgileri, mortalite ve antenatal bakım bilgilerini bilgisayara girdiğimizde bilgisayar bize her birisi için bir effect size hesaplıyor. Effect size'ımız bize odds ratio olarak, relative risk olarak ya da risk difference olarak üçünden biri olarak verebiliyor Revman. Burada effect size'ları göstermiş. Ondan sonra ortalamasını, standart sapmasını her bir araştırmanın ve overall toplam bir ortalama özet effect size çıkarmış. Evet, ortalama özet effect size'da dikkat ederseniz bir değerini, etkisizlik değerini kesmediği için anlamlı olduğuna karar vermiş. Yani neonatal bakım alan annelerin bebekleri anlamlı bir şekilde daha az mortaliteye uğruyor. Neonatal mortaliteye uğruyor demiş. Evet. Şimdi Revman'ı açacağım ve kalan 15 dakikamda Revman'dan bunun uygulamasını yapacağım. Ne yapacağım Revman'da? Bu şöyle ekranlarımı aldım, buraya getirdim. Çünkü ben bunları yaptım zaten şimdi. Size gösterdiğimde bunları yapılmış olarak göreceksiniz. Hani sizinle birlikte bunu yapmam zaman açısından yetmez düşündüğüm için. Bir sihirbaz çıkıyor karşınıza. Onda next diye tıkladığınızda nasıl bir araştırma yapacaksınız diyor. Bir interventional review, girişim var. Olan olmayan grubu var. İsterseniz ayrıca tanısal testlerin, metodolojik çalışmaların vesaire de meta analizini yapabiliyorsunuz. Başlığı soruyor size. Araştırmanızın başlığı ne olacak? Ben şöyle yazdım. The effect of antenatal care follow-up on neonatal health outcomes diye. Neyle neyi karşılaştıracağınızı yazın diyor. Tam review mi yapacaksınız? Sadece protokolünü mi yazacaksınız? Ben tam review seçtim. Ondan sonra geldi sırada şöyle Revman penceresi ekranı açıldı karşıma. Bir önceki sunumda demiştim, hep oraya atıfta bulunuyorum ama hani o da seyredilebilir belki ilk kez buna bakanlar için. Revman aslına bakarsanız Cochrane tarafından hazırlanmış. Cochrane kolaborasyonu için meta analiz yapacak olan araştırmacılara komple bir rehber ve kaynak oluşturacak bir yazılım. Yani sadece bir yazılım değil, aynı zamanda bir rehber. Biz Revman'a baktığınızda baştan aşağıya doğru bütün adım adım bir meta analizde bulunması gereken alanlar, referanslarına varıncaya, kaynaklarına varıncaya kadar, tablolarına varıncaya kadar her bir şeyi sadece bu programla, yani ayrıca buradan çıkıp bir Word dosyası açmak, Excel dosyası falan açmana ihtiyacınız olmadan hepsini burada yapabiliyorsunuz. Biz burada ilk etapta ben title'ı vesaire bu review bilgilerin hepsini girebiliyorsunuz ama bizim için stratejik olan kısmı şu referanslar ve ondan sonra da data analizi kısmı olduğu için ben hemen buraya odaklandım. Önce kaynakları giriyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz buraya, add study diyorsunuz. Sağ tıklayıp add study diyorsunuz. Her seferinde add study dediğinizde şu ekran geliyor karşınıza. O 18 tane araştırmanın araştırmacı adını ve yılını yazıyorsunuz. İsterseniz araştırma 1, araştırma 2, araştırma 3 de diyebilirsiniz. O size kalmış ama teamül bu şekilde araştırmanın adını ve yılını gösteriyorlar. Bunu yaptım. 1 tane, 2 tane, 3 tane, 15 kere bunu, 12 kere bunu tekrar edince böyle burada dikkat ederseniz alfabetik sırayla mı? Evet, alfabetik sırayla burada sağ taraftaki ekrana araştırmanın meta analizi yapacağım araştırmaların listesini çıkardı. Ondan sonra data ve analizlere geliyor sıra. Data ve analizleri nasıl ne yapacağım? Neyin analizini yapacağım? Buraya sağ tıklıyorum bu sefer ve neyi karşılaştıracağım? Onu seçiyorum. Sağ tıklayıp add comparison diyorum. Neyi karşılaştıracağım ve buraya yazıyorum. Neonatal outcome karşılaştıracağım ben diyorum. Ondan sonra tekrar sağ tıklayıp add outcome diyorum bu sefer. Neonatal outcome'ı tanımladım. Bu sefer outcome'ım ne benim? Onu tanımlayacağım. Onu da mortalite olarak yazdım. Sağ tıkladım. Mortalite dedim. ANC var ve yok. Grupların isimleri ne diyor? İki grup. İki gruba siz başka da isim verebilirsiniz. Study control diyebilirsiniz. Araştırma ve kontrol grubu diyebilirsiniz. Ama burada ben ANC olanlar, yapılan antenatal bakıma giden anneler ve absent, gitmeyen anneler şeklinde ANC var yok şeklinde kodladım. Ondan sonra devam edince diyor ki nasıl bir analiz yapacaksınız? Fix effect mi, random effect? Bunu daha sonra değiştirebildiğim için hiç önemli değil. Bu default böyle geliyor. Fix effect geliyor. Ben de o şekilde bıraktım. Burada da yine
hangi istatistikleri yapacaksınız? Total subtotalleri verecek misiniz? Bu da gene default geldiği şekilde bıraktım. Değiştirmedim. Bunların hepsini daha sonra değiştirebiliyoruz. Sonra forest plot'un grafiğinizin hani sol yarısı ve sağ yarısı var. Sol yarıda ne yazsın? Sağ yarıda ne yazsın? Onu soruyor. Onu da ben bu şekilde sol yarıda left grafta ANC olanlar, sağ tarafta da ANC olmayanlar şeklinde yazsın dedim. Araştırmalarımı da numarasına göre sıralasın dedim. Bunu yaptıktan sonra bu işler bitince artık ekranınızın şu kısmında bunlar gözükmeye başlıyor sol tarafta. Sol tarafta bunlar gözüküyor ve oradan sağ tıklayıp isterseniz alt gruplar ekleyebiliyorsunuz. Alt gruplar hani 9. maddemizdi bizim meta analizde. En sonunda da alt grup analizleri yapabiliyorduk. Burada da alt grup analizi yapmışlar bu araştırmacılar. Bunların makalelerine baktığımda gördüm ki bunlar araştırmaları kendi içinde karşılaştırmışlar. Yani kohort çalışmalarında durum nedir? Cross sectional çalışmalarda nedir? Vaka kontrol çalışmalarında nedir diye. Onun için ben de buradan alt grup yapayım dedim. Hem demonstrasyon amacıyla ve şöyle sağ tıklayarak yine alt grupları ekledim. Cross sectional, case control, cohort, community trial diye alt gruplarımı ekledim. Ve bu şekilde Revman görüntüsü oluştu. Ondan sonra artık bunlar bitirdikten sonra bu sefer alt grupların üzerine tek tek tıklayarak hangi araştırmalar hangi alt grubu gösteriyor onu seçmem gerekiyor. Buna da Add Study Data diyorum. Add Study Data dediğimde karşıma bütün ilk başta tanımlamış olduğum araştırmalar çıkıyor. Onların içerisinden kontrol tuşunu basılı tutarak seçiyorum. Burada işte cross-sectional olanları baktım. Şunlarmış cross-sectionallar. Onları seçtim. Ötekileri sırayla seçtim ve bittikten sonra da karşıma bu sefer bu araştırma isimlerinden birisini çip tıkladığımda artık rakamları yazma penceresi geliyor. Ve rakamları yazma penceresine de buraya araştırmacıların tablosundan kopyaladım, yapıştırdım. Kopyala yapıştır derken tam kopyala yapıştır da yapmadım. Her birisini kopyalayıp yapıştırdıkça burada zaten forest plot kendi kendine oluşmaya başlıyor. Kontrol de ettim. Şu Vakkari'nin çalışmasını mesela orada bir problem olduğunu düşündüğüm için gittim onu bak. Ondan sonra tunnel plot var sırada. Bu forest plot'u otomatik olarak veriyor zaten bize. Ve arkasından da tunnel plot çizebiliyorsunuz. Funnel plot için şu üstte şu butonlar var. Bu en baştaki buton relative risk ya da odds ratio ya da risk difference değişimini sağlıyor. Ondan sonra bu ikinci buton random efekt mi yoksa fixed efekt mi onu değiştirmeniz. Şuradaki buton bize forest plotu çizdiriyor ve bu da funnel plotu. Funnel plotu tıkladığımda da şöyle bir funnel plot verdi bana. Araştırmacıların da kendi makalelerine koydukları funnel plotu kopyaladım, buraya getirdim. Dikkat ederseniz 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Onlar başka bir yazılım kullanmışlar. Revman'ı kullanmamışlar. Onun için bu şekilde farklı görünüş farklılıkları, görüntü farklılıkları olabilir. Ama onlar araştırmalarının heterojenitesinin ve araştırma biyasının olmadığını söylemişler makalelerinde ki buna herhalde siz de katılmayacaksınız. Ben katılamadım. Çünkü dikkat ederseniz neydi kural? Bu araştırmalar funnel plot'ta böyle aşağılara da doğru da eşit bir şekilde dengeli yayılacak ve bu diagonal çizgilerinde çapraz çizgilerin dışında olmayacaktı. Burada dikkat ederseniz daha çok örneklem sayısı yüksek çalışmalar yukarılarda, bir iki tane aşağılarda çalışma var. Yani örneklem sayısı az olan çalışma pek yayınlanamamış. Son adımda 9. adımımız subgrup analiziydi. Bu araştırmacılar da birkaç tane subgrup analizi yapmışlar. Bir tanesi araştırma tasarımına göre cross-sectional vesaireleri karşılaştırmış. Her birisi için relatif risk değerlerini ve güven aralıklarını vermişler. Gördüğünüz gibi güven aralıklarının biri kesmemesi önemli arkadaşlar. Güven aralığıyla ilgili hani konumuz olmadığı için pek bir şey söylemiyorum ama burada dikkat ederseniz mesela cohort çalışmalarında güven aralığı 1'i içeriyor. 0-40 ile 1 arasında. Demek ki bu anlamlı değil ama case control, cross sectional çalışmalar bu ikisi de antenatal bakımın koruyucu olduğunu, mortaliteden koruduğunu gösteriyor. Örneklem sayısına göre de farklılıklar var. Ona girmiyor. Evet. Buraya muhtemel soruları aldım. Belki sorular soracaksınız.
Bunlara ben de cevap vermeye çalışacağım. Bir tanesi, ne zaman odds ratio, ne zaman relative risk? Hani burada çünkü hepsini veriyor bize. Risk difference, relative risk, odds ratio, bunları veriyor. Bu bir soru olarak aklınıza gelebilir. Onun cevabını yazdım buraya. Ya da fixed effect ya da random effect ne zaman kullanacağız? Onunla ilgili sorular akla gelebilir. Ya da summary effect'i her zaman verebilir miyiz, vermeli miyiz? Bunlarla ilgili sorulara baktım ve cevaplarını da buraya yazdım. Özet olarak odds ratio'yu genelde eğer bizim araştırmamız bir içerisinde, araştırmanın içerisinde vaka kontrolleri varsa mecburen odds ratio vereceğiz. Genelde biz random effect kullanacağız.